Çocuklar şimdi kurallara anne baba koymalıdır. Yapılandırılmış kurallar diyoruz. Yani şöyle, aile içi disiplin, okulda disiplin, toplumda disiplin. Bu disiplinden dediğimiz şey katı kuralları kastetmiyoruz. Verilen işin yerine getirilmesi ve yapılmasıdır. Özellikle çocukların, örneğin büyük şehirde yaşıyorsanız ve çocuğunuz mesela akşam 10'da eve gelmesini arzu ediyorsanız, 10'da gelmesini sağlamanız gerekiyor. Eğer buna hoş göreceğiniz zaman dilimi 11'e kadarsa bunu da anlatmanız gerekiyor. Yani çocuk anne babanın, annenin anne olması, babanın baba olması, çocuğun da çocuk olmasını katı olmamakla birlikte herkesin kendi rolünü ve sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Özellikle son zamanlardaki yeni anne tipleri çocuklarını böyle arkadaşı gibi görüyorlar. Bunu çok önermiyoruz. Mesela çocuğuna hatta anneciğim, babacığım gibi hitaplarda bulunuyorlar. Doğrusu çocuğa oğlum, kızım diye hitap etmek, mümkünse de ismiyle hitap etmek, en azından 0-6 yaş arasında bu ve benzeri konulara dikkat etmek gerekiyor. Anne babanın kullandığı dil de çocuğun kişiliği üzerinde etkili olan bir süreçtir. Şiddet içeren dilin kullanılmaması, çocuğa bağırılmaması ve benzeri kullandığımız kelimelerin içeriği de önemlidir. O bakımdan hatta biz şöyle öneriyoruz. 0-6 yaş arasında anne baba mümkünse her gün 6000 kelimenin üzerinde konuşsun. Çünkü bu konuda araştırmalar var. Anne babanın konuştuğu kelime sayısı 6000 üzerinde ise çocuk ileriki akademik yaşamda daha başarılı olduğunu gösteriyor. 3000 kelimenin altında konuşan ailelerin çocuklarının ileriki yaşamda daha az başarılı olduğunu görüyoruz. Biz buna dil kodları diyoruz. Ailede kullanılan kelime sayısının bile çocuğun başarısı üzerine etkisi olduğunu gösteriyor. O bakımdan anne ve baba olmak ciddi bir şeydir diye düşünüyorum.